5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 87'ye ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 87 Peygamberimiz ve ailesi hakkında bir öykü yazalım. Cevap, Peygamber A.S.S. her yönüyle rehber olarak kabul ettiğimiz ve iman ettiğimiz bir insandır. Allah'ın kulu ve peygamberidir. Kendisine Kur'an-ı Kerim nazil olmuştur. Peygamberimiz ve ailesi de ümmet için en güzel emsal ve rehberdir. Peygamber A.S.S. ashabına karşı, ailesine karşı, çocuklarına ve torunlarına karşı her zaman adil, sabırlı, anlayışlı, yol gösterici olmuştur. Peygamber A.S.S. her zaman adaletten, sevgiden, merhametten, doğruluktan ve dürüstlükten yana olmuştur. İslam'a gelince de asla taviz vermemiş ve her zaman ciddi olmuştur. Amcalarına karşı asla taviz vermemiş ve Müslüman olmalarını ısrarla tebliğ etmiştir. Onun hayatı bizim için rehberdir. Sizce Hazreti Muhammed (s.a.v.) nasıl bir babaydı? Cevap, alemlere rahmet olarak gönderilen Resul-i Ekrem Efendimiz, bütün ümmetine, hatta bütün eşyaya sevgi ve şefkat beslemekle birlikte, hususiyle çocuklara karşı farklı bir muhabbet duymuştur. Sevilmeyi, şefkati ve merhameti yeterince tadamayan cahiliye dönemi çocukları, Allah Resulü sayesinde cemiyetin göz bebeği olmuşlar ve gönüllere taht kurmuşlardır. Başının okşanmasına, yanağının muhabbetle öpülmesine alışmamış olan yavrular, Efendimizin ilemi teşrifiyle sevgi dolu bakışlara, şefkatli ve samimi mumeliye mazhar olmuşlardır. Herhangi bir yerde onu gören çocuklar hemen Efendimiz'e doğru koşar, etrafını sarar, o da her biriyle ilgilenir, hallerini sorar, sevgilerine karşılık verir ve onlarla şakalaşırdı. Peygamber Efendimiz'in çocuklarına olan muhabbetini gösteren güzel sahnelerden birkaçı şöyledir. Allah Resulü kızı Hazreti Ümmü Gülsüm vefat ettiğinde cenaze namazını bizzat kıldırmıştı. Daha sonra da kabrinin başına oturmuş, evladına olan muhabbet ve merhametinden dolayı gözyaşlarını tutamayarak ağlamıştı. İbn-i Sa'd 8-38-39, İbn-i Hacer, El-Kisibe 4-489, diğer kızı Hazreti Rukiye vefat ettiğinde Fahri Kainat Efendimiz kabrin yanına oturdu. Fatıma da ağlayarak yanına geldi ve o da oturdu. Allah Resulü Fatıma'ya olan merhametinden dolayı elbisesinin ucuyla onun gözyaşlarını sildi ve teselli etti. İbn-i Hanbel, I-335, Peygamber Efendimiz, Hazreti Fatıma huzuruna girdiğinde kalkar, elini tutar, kendisini öper ve yanına oturturdu. Hazreti Fatıma da muhterem babasına aynı şekilde mukabele ederdi. Ebu Devede Edeb 143-144, Allah Resulü Hazreti Fatıma'ya olan muhabbeti sebebiyle bir sefere çıkacağı zaman en son onunla vedalaşır, döndüğünde de ilk olarak yine ona uğrar ve şefkatle yanaklarından öperdi. Ebu Devede Tereccül 21. 5. Sınıf Lisans Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.